Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi 11. bölümdeyiz. Eşkenar dörtgen ve deltoid kısmındayız ki burada da toplamda 11 tane köşe taşı gömecekmişiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden vira bismillah diyorum. Hiç uzatmadan şöyle birinci sorumuzla, birinci köşe taşının birinci sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Diyor ki, eşkenar dörtgen şeklindeki iki özdeş karton AB ve BC dik olacak şekilde. Demek ki şurası 90 dereceymiş dostlar. Konuluyor ve FD 12 santim oluyor. Şimdi bunlar eşkenar dörtgen olduğu için şu kenarların her biri birbirine eşit arkadaşlar. Bakın burada bir ikiz kenardaki üçgen çıkarttık. Hipotenüsü 12. Hemen kök 2'ye böldüm 12'yi. 6 kök 2 burası. 6 kök 2 de burası yaptı. Buna göre mavi boyalı şeklin çevresi nedir diye soruyor. Şuradan başlayalım. Bir tane burada kenar var. Bir kenar burada var. 2. Bir kenar burada var. 3. Bir kenar burada 4. 5. Ve toplam 6 tane kenarı varmış bu şeklin çevresinin. Yani 6 tane 6 kök 2. 6 çarpı 6 kök 2. O da 36 kök 2'dir. Sorunun cevabı Edirne'den gelir. Evet, şuna bakalım. Paralel kenarı biçimindeki bir karton kenarlarına paralel biçimde kesilip 3 tane eşkenar dörtgen elde ediliyor. Ardından ortadaki ve sağdaki parçalar bir miktar yukarı kaydırılıyor ve bu durumda KL üzerinde bulundukları kenarların orta noktaları olunuyor. Elde edilen şeklin çevresi ABC'de paralel kenarının çevresinden 12 santim fazla olduğuna göre AB kaç santimdir diye de bir soru sormuş bize. Peki, bakalım şimdi. Şimdi şunlar orta noktalarmış. Tam ikiye bölmüş. Demek ki şurası A1 ise şurası da A1. O halde bu eşkenar dörtgenin bir kenarı 2A1 uzunluğunda oldu. Şurası A1, burası 2A. Şurası A, burası 2A. 2A, 2A, A ve 2A. Şimdi gelin bu şeklin çevresini bir bulalım biz. Ne kadar, kaç A'dan oluşuyor çevresi, bunu bir görelim. Şimdi şuradan başladım. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 ve 20A. Bunun çevresi 20A. Şimdi gelelim buna. Bu da paralel kenardı. Burası 2A. Burası da 2A. Şunlar da 2A, 2A ve 2A çıktı. Yani 2, 4, 6A burası, 6A da burası geldi. Bunun çevresini hesaplayalım. 6, 2 daha 8. 8 de buradan. 16A da bunun çevresi geldi. Ve diyor ki şunun çevresi bundan 12 santim fazla. Biz kaç A fazla bulduk? 4A fazlasını bulduk. Ve 4A 12'ye eşitmiş. Demek ki A 3. Neyi soruyor? AB kenarını, 6A'yı soruyor. Ceyhan'dan geldi sorunun cevabı. Evet, bir numaralı köşe taşı tamamdır. Geldik iki numaralı köşe taşının ilk sorusuna. Eşkenar dörtgen ve bir açı sorusu. Diyor ki DE ile BC eşittir. Şimdi DE BC kenarına eşitmiş. Şu kenara eşitse ve bu da bir eşkenar dörtgense o halde bütün kenarlarına eşittir. Şöyle bütün kenarlara aynı simgeyi koyabiliriz. Peki paralel kenarda olduğu gibi eşkenar dörtgende de şu U kuralını kullanabiliyorum. Burası 100 ise buranın 80 olması gerekir. Toplamları 180 olacağı için. Şu ikiz kenardan 80 ise buranın da 80 olması lazım. 80, 80, 160. Şuraya da 20 kaldı. Karşılıklı açılar eşit olduğu için buranın da 100 olması lazım. O halde şuraya 80 kaldı. 80 ise x, x'dir bunlar ikiz kenardan dolayı. 2x'e 100 kalır, x eşittir 50 paketleriz dostlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi. Eşkenar dörtgenmiş. ABE eşkenar üçgenmiş ABE. O zaman bütün açılarına bir 60'ı çakalım şöyle hemen. Ve bütün kenarlarının eşit olduğunu şöyle bir gösterelim. Bakın eşkenar üçgenin bir kenarına tık tık koydum. Aslında eşkenar dörtgenin de bir kenarına tık tık koydum. O zaman eşkenar dörtgenin bu kenarına da tık tıkı hak ettik. Peki 110 ise karşılıklı açılar eşit olduğu için burada 110, şuraya 50 kaldı. İkiz kenar 50 ise 130 kaldı bunlara, 65-65 paylaştılar. 65-60 daha 125, 180 olması için x'e de kalacak Edirne.
paketledik geçtik. Şuna gelelim. ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki kağıt CD'ye paralel KL boyunca katlanıyor. Peki katlandı. Bakalım neler oldu. BM M üssü C'ye, M C üssüne eşit. Tamam, burayı gördük. Yani 25 ise şurası da 25. 25 25 daha 50. Şurası 130, tersi de 130. Şimdi bu paralel olduğu için 130 ise şu da 130. U kuralından şurası 50. Bu C katlandı, buraya geldi. Burası da 50 oldu. Şu C ile şurası birbirine eşit. Çünkü katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşitti falan filan. Bize de X'i soruyor. X de burada arkadaşlarım. Şimdi bakın, burası 50 ise şurada da yeşil bir paralel kenar oluşturduk biz. Bu 50 ise buradaki açımız da 50. Kat çizgisi açıortaydı. Şurası da 50. 50 50 100. X'e de kaldı 80 diyebiliriz. Cevap Edirne'den paketlendi. Evet. 2 numaralı köşe taşı da tamam. Çevirdim arkayı. 3 numaralı köşe taşındayız. Eşkenar dörtgen demiş. 6 ise bütün kenarları 6 bir kere. Şurası da 6 olması için 2 kaldı. Bakın burada da bir Pisagor çıktı. Hemen 36 eşittir x kare artı 2'nin karesi 4. 32 eşittir x kare. 4 kök 2 eşittir x çıkar. Sorunun cevabı Edirne'den paketlenir. Şuna bakalım. Yine bir eşkenar dörtgen demiş. BE ile EC eşit verilmiş. Şimdi bu kenara K dersek bu da K. Tabii ki burası 2K. Burası 2K. Bu da 2K. Ve bakın şuradaki Pisagor bağıntısını gördüyseniz K'yı buluruz her türlü. Ya Pisagor'dan yapın ya da şunu görün. 90'ın karşısı 2K iken sadece 30'un karşısı K'dır deyip 30, 60, 90'ı da görebilirsiniz. Ya da direkt Pisagor yapıp K'yı da bulabilirsiniz. Şimdi 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3'tür. 90'ın karşısı da 4 kök 3'tür. Bakın 2K 4 kök 3 ise bizim X'imiz de 4 kök 3 gelir. Şuna bakalım. Yine bir eşkenar dörtgen. Şuradaki Z harfini hemen bir görelim mi arkadaşlarım? Bakın şuranın da 90 olduğunu bir paketleyelim. Şimdi bir kenar 5'miş, o zaman burası da 5. Burası 3 ise burası 2, burası 5. Şurada bir Pisagor çakarsak 25'ten 4 çıktı, kök 21 burası. Şurada bir Pisagor çakarsak kök 21'in karesi 21, 5'in karesi 25 eşittir x kare. Burası ne yaptı? 46 eşittir x kare, x eşittir kök 46 çıkar, Denizli'den gelir sorunun cevabı. Şuna bakalım, çevresi 52 santim olan kare biçimindeki çerçeve. Sol kenarından, şimdi çevresi 52 ise bir kenarı 13 birim bir kere. Önce onu bir yazalım. Sol kenarından sağa doğru itildiğinde AB kenarı sabit kalıp, yani şuradaki 13 santim sabit kaldı. Diğerleri biraz eğildi. Ve hatta 5 santim sağa doğru kaymışlar. Yani normalde şöyleydiler ya, şuradaydı 13. 5 santim sağ tarafa doğru kaymışlar arkadaşlarım. Şöyle 5 santim kaymış. Demek ki bu adamın yüksekliği şu anda ne oldu? 12. Şurası 5, 12, 13'ten 12'yi bulduk. Peki. CD kenarının yerden yüksekliği kaç santim azalmıştır? Normalde CD başlangıçta 13 santimdi. Şimdi 12 santime düştü arkadaşlarım. Demek ki 1 santimlik bir azalış söz konusu dedik. Evet, 3 numarada tamamdır. Çevirdik arkayı. 4 numaralı köşe taşındayız. Çevresini soruyor. BD'yi 18 vermiş. Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Bu 1. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi köşegenler birbirini 2'ye böler. Yani bu BD 18 ise 9, 9 bölecek. AC 24 ise 12, 12 bölecek. Ve sen de şu üçgenden 9, 12, 15'i paketleyeceksin. Bir kenarı 15 ise diğer 3 kenarı da 15 santim olacağı için çevresi toplam 4 çarpı 15'ten 60 gelecek arkadaşlar. Burada eşkenar dörtgenin köşegenlerinin dik kesişmesini kullanacağız galiba bütün sorularda. O yüzden buradan ben dikliği direkt çizdim. Birbirini ikiye bölecek 3, 3'tür dedim. Ve bakınız şurada özel bir dik üçgenimiz çıktı. 6, 10. O zaman burası 8, burası da 8, paketledik. Hadi gelin bir de şimdi x'i bulalım şuradaki Pisagor'dan. X kare eşittir. Bir 8'in karesi, bir de 3'ün karesi. Ne yaptı? 73 mi yaptı arkadaşlarım? Kök 73'tür. Sorunun cevabı.
3 numaralı soru. Eşkenar dörtgen biçimindeki karton köşegenleri boyunca kesilip 4 parçaya ayrıldı. Şimdi unutmayın, köşegenler dik kesişiyordu eşkenar dörtgende. Bunu bir yazalım. Ardından mavi ve sarı parçalar uzun kenarları doğrusal olacak biçimde. Uzun kenarlarından kastı nedir şimdi bunun? Şunların ikisi de dik üçgen olduğu için arkadaşlarım, uzun kenarlar şu eşkenar dörtgenin iki kenarı. Yani şunların ikisi bu uzun kenarlardır. Biçimde yan yana sıralanıyor. Peki. Şimdi bunların tam karşısındaki açılar 90'ar derecedir. Sonra şu açıya A diyelim, şu açı B. Sonra şu açı yine B, şu açı da yine A. Peki. Bakın burada da gösterelim hatta bunu. D üssünün şu mavinin D açısına A demişim. Şuna da B demişim arkadaşlarım. Tabii ki bunun da sarının da biz hangi açısına D demiş? D açısına A demişiz. Zaten eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır. Burası da B olacak diyebiliriz. Evet. Şimdi başka ne vermiş? 1 ile 2 var bir de. Burada bir diklikten diklik indiği için Öklit çakalım mı? H kare P çarpı K Öklit'i. Yani 2'nin karesi 4. 1 çarpı 4'tür. Burası da 4 geldi. Yani benim eşkenar dörtgenimin bir kenar uzunluğu 5 geldi. O yüzden burası da 5. Burası da 5 diyelim. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi X'i bulacağız. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi bunlar eş üçgen olduğu için şu kenarla şu kenar eşit veya bu kenarla bu kenar birbirine eşittir diyebiliriz. Başka ne diyebilirük? Başka ne diyebilirük? Başka da bir şey diyemeyük. Şimdi mecbur şuradan aşağı bir diklik indirelim. Şu dikliğimizi çizdim. Yani şurada da göstereyim. Bu diklik de 2. Şuradan çizdiğimde bu da 2. Şuradan çizdiğimde bu da 2. Eşkenar dörtgenin özelliğini kullandım. Yani bu 2. O zaman 1'e 4 ayırdı. Yine bu. Şuradan aşağı indirdiğimde 2. O zaman 1'e 4 ayırdı bu. Bakın burası toplam ne çıktı? 8. O zaman benim aradığım x de 8 oldu diyebilirim. Cevap Denizli'den patladı gitti. Evet, 4 numara da tamamdır. Çevirelim arkayı. 5 numaraya geçelim. 5 numaralı köşe taşımız. Birinci sorusu. Eşkenar dörtgen. 8 var, 6 var. Arkadaşlar eşkenar dörtgende aşağıya doğru çizdiğiniz diklikle sağ tarafa doğru çizdiğiniz diklik birbirine eşittir. Yani eşkenar dörtgende yükseklikler eşittir. O yüzden bu da 8. Bana bu üçgenin alanını soruyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 24'ü paketledim. Cevap Ceyhan'dan geldi. Buna geldik. 5, 7, EG eksi, bakın şimdi şöyle yapacağız. Yükseklikler eşit dedik ya. Şimdi ben şuradaki FG'ye A dersem 7 artı A bu yükseklik. Bunun da 7 artı A olması için 2 artı A olması gerekir dedi. Bana da diyor ki 2 artı A'dan A'yı çıkart. A'lar gitti. Geriye bir tek 2 kaldı diyebiliriz. Eşkenar dörtgen biçimindeki bir parkın içindeki P noktasından parkın kenarlarına dik şekilde yürüyüş yolları yapılıyor. Şimdi bunlar parkın kenarlarına dikmiş. Yani bunlar aslında yükseklikmiş arkadaşlar. Şunlar dik olduğu için yükseklik ve bu yüksekliklerin uzunluğu eşit, biliyoruz biz bunu. Bu yolları da olsa bize göre parkın kenarlarına doğru yola çıkıyor. Bu kişiler kenarlara ulaştıklarında aldıkları yolların toplamı 56 metreymiş. Arkadaşlarım toplamda 56 metre yol almışlar. Yani şu 4 parçanın işte şurası A, şurası B, şurası C, şurası D olsun. A artı B artı C artı D 56'ymış. O zaman bir tanesinin yürüdüğü şu toplam dik yol 28 olacak. Bu da 28 olacak. Tamam. Çünkü birbirlerine eşit. Parkın bir kenarının uzunluğunun alabileceği tam sayı değeri metre türünden en az kaçtı? Şimdi biz şu yüksekliği 28 bulduk ya. Şu diklik 28. Peki 90'ın karşısındaki şu kenar hipotenüs her zaman en uzun kenardı. Yani 28'den kesinlikle büyük olacak. En az ne olur diye soruyor. 29 olabilir en az arkadaşlarım. Cevap Denizli'dir. Evet, 5 numarada tamamdır. Geldik 6 numaralı köşe taşına. ABC'de eşkenar dörtgen ve bir 60 var. Alanını soruyor bize. Hadi bir yüksekliğini çizelim. Şimdi burası da 6. Yükseklik çizdim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3. 60'ın karşısı da kök 3 katı 3 kök 3. Bakın yükseklik 3 kök 3. Taban 6. Eşkenar üçgenin alanı taban çarpı yüksekliktir. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi. O halde 18 kök 3 çıkar. Sorunun cevabı Edirne'den gelir.
Buna bakalım. Yine bir eşkenar dörtgen. Yine alanını soruyor. Bakın bir kenarı 8. O zaman bu da 8. Burası 4. Burası 8. Şimdi şuradan aşağı ben dikliğimi yine indireyim. Burası 2 ise şurası 2. Buraya da 2 kaldı diyeyim. Hadi haşı bulalım. Pisagor yapacağım şuradaki üçgenden. 64'ten 4 çıktı. 60 yani 2 kök 15'miş benim yüksekliğim. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani 8 çarpı 2 kök 15. O da 16 kök 15 yapar. Ceyhan'dan gelir cevap. Eşkenar dörtgen biçimdeki karton DH boyunca katlandığında A köşesi B köşesi ile çakışıyor. Hadi bunu katlanmadan önceki versiyonuna geri açalım. Şimdi B buradaydı. Katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşit. Bu bir açıortay oluyordu. Şurası buraya eşit. İkiz kenar üçgen yükseklik kayı kuralı falan filan. DH'ı bize 4 kök 3 vermiş. Kartonun bir yüzeyinin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Yani biz eşkenar üçgenin, eşkenar dörtgenin yüksekliğini biliyoruz. Şimdi eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşitti. O halde bu kenara da bu simgeyi koyalım. Bakın burası eşkenar üçgen çıktı. Demek ki şurası 60, buralar 30, 30, burası da 60. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4, 4. Bir kenar 8 çıktı. Bakın bu da 8, bu da 8. Demek ki eşkenar dörtgenin alanı yükseklik çarpı tabandan 8 çarpı 4 kök 3 dedim. 32 kök 3 geldi sorunun cevabı. Evet, çevirdik arka tarafı ve 7 numaradayız arkadaşlar. Eşkenar dörtgen köşegenleri vermiş. AC'yi 8 vermiş. Şimdi AC 8. Köşegenler dik kesişiyordu. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Alanı da 24 vermiş arkadaşlarım. Çevreyi soruyor bize. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı 1. Bütün dörtgenlerin alanını bulduğumuz gibi köşegenler çarpımının yarısı diyebilirim. Sonra 2. Şurada 4 tane üçgen var. Her birinin alanı eşittir. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi. Yani her birinin alanı 6, 6, 6'dır diyebilirim bu 2. Üçgenden gidersek şuradaki dik üçgenin alanı 4 çarpı, şuraya x diyelim. 4 çarpı x bölü 2'dir. Bu da 6'ymış. Demek ki 2x 6, x'i de 3 buldum. 3, 4'ten bir kenarı 5 bulduk dostlarım. Bize de çevresini soruyor. 4 tane 5'i soruyor yani. 20'yi paketledim. Geldim buna. Eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır. Demek ki şu bir köşegen. Demek ki bu da bir köşegen. Köşegenler dik kesişir. Buraya da paketledim bunu. Burası bu üçgenin alanını bulalım. 4 çarpı 7, 28 bölü 2'den 14. Ve bunların her birinin alanı eşit olduğu için 4 tane 14 var arkadaşlarım. 4 çarpı 14'ten Ceyhan gelir sorumuzun cevabı. Bir duvara çakılan 4 çivinin etrafına sarılan bir lastik ile eşkenar dörtgen elde ediliyor. A ve C çiviler arasındaki uzaklık 30 santimdir. Şurası 30 santimmiş dostlarım. B ve D çiviler arasındaki uzaklık 24. O zaman şunu çizdiğimde bu da 24. Şimdi eşkenar dörtgense köşegenler dik kesişiliyordu. 15, 15, 12, 12 diye yazalım bunlara da. Bu eşkenar dörtgenin alanı değişmeden A ve C çivileri birbirine 6'şar santim yaklaştırılıyor. 6 santim yaklaştırıldı. Şimdi burası toplamda 30'du. Dostlarım 30'du. 6 bu geldi, 6 bu geldi, 12 geldi, 18 oldu, 9, 9 oldu burası. Yine köşegenler dik kesişti. Ve alanı değişmeyecek arkadaşlarım bunun. Tamam. Şimdi bu eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Yani 30'la 24'ün çarpımının yarısı. Alanı değişmeyeceğine göre bunun da alanı köşegenleri çarpalım 18, diğer köşegenine k deyip yarısını aldım. Şimdi 2'ye böl, 2'ye böl, 6'ya böl 3, 6'ya böl 4, 3'e böl, 3'e böl 10, 40 çıktı k. Demek ki şurası da 40 santimmiş. Normalde neydi burası arkadaşlarım? 24'tü. 16 santim uzaklaşmış 40 olması için. Yani 8 santim sağa, 8 santim de sola gitmiş. Demek ki 8 santim uzaklaşmışlardır. Cevap C. Evet. Kaç numaradayız? 8 numaralı köşe taşındayız. Deltoid'e geçtik. Deltoid'in özelliklerini öğreniyoruz. 1. Yandaki açılar birbirine eşittir deltoid'te. Yani x artı 60... 2x eksi 10'a eşittir dostlarım. Buradan x eşittir 70 gelir. Cevap Deniz'de.
Evet, deltoidde yan açılar eşitti. Şurası da 90'ı yapıştıralım. Şimdi BC eşittir CD. Tamam, deltoidde bu da buna eşit o zaman. A ile C'nin farkı 60'mış. Şimdi bunların ikisinin toplamı 180 ise ve bir dörtgenin iç açılarının toplamı da 360 ise A ile C'nin toplamına şu 290'dan geriye 180 kalır. Yani biz A ile C'nin toplamını da 180 diyebiliyoruz. Hadi bunları alt alta toplasak C'ler gitti. 2A eşittir 180, 60 daha 240. A eşittir 120'yi paketledim. Cevap Adana'dan geldi. 3 adet deltoid kartonun eş olmayan ortak açıları bir köşede birleştirince alttaki gibi hiç boşluk kalmıyor. Bu kartonların eş olmayan diğer açıları bir köşede boşluk kalmadan birleştirilince 5 deltoid kullanılıyor. Buna göre deltoidlerden birinin eş açılarından birinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi dostum, şuradaki açılar 3'ü de bu deltoidin eş olmayan açıları. Bakın eş olanlar bunlar değil mi? Şunların ikisi yan açılar eşittir demiştik. Şunlar da eşit veya burada bunlar eşit açılar. Eş açılar bunlar. Eş olmayan açılar şunlar. A, A, A. Veya B, şuradaki B, şuradaki B. Bunlar birbirine eşit olmayan açılar. Diyor ki, 3 tanesini böyle yan yana koyunca hiç boşluk kalmıyor. Demek ki bunların her biri 120 derece. 360'a tamamlayacaklar değil mi? 3'ü yan yana gelince. Sonra da diyor ki, eş olmayan diğer açılarını yani B'lerin 5 tanesini yan yana koy diyor. Şöyle B'leri şöyle çizeyim. Bakın bir B burada, bir B burada, bir B burada, bir B burada, bir B de burada. 5 tanesini böyle koyarsan diyor yine hiç boşluk kalmıyor. O zaman 5 tane B de 360 yapıyor. Demek ki B ne yapacak? 360 bölü 5'ten 72. Şimdi 120, 72 daha 192 yapar. Hemen 360 da iç açıların toplamı. 192'yi çıkarttım 8. 15'ten 9 çıktı 6. 168 kaldı şu ikisini. 168'i de bunlar 2'ye bölseler 84, 84 yapar. İşte eş açılardan birinin ölçüsü 84 derecedir. Cevap da Edirne'den gelir. Evet, 9 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuz deltoid demiş. Deltoidde köşegenler dik kesişir. Bu bir. Kısa köşegen ikiye bölünür. Uzun köşegen de açıortaydır. İşte deltoidin bütün özelliklerini bitirdik. Şimdi BD'yi 16 vermiş. O zaman burası 8, burası 8. Şurada 8, 15, 17. Demek ki bu da 17. Burada da 6, 8, 10 üçgeni var. AC'yi soruyor. 15 ile 6'nın toplamı. Denizli'den geldi. Yine bir deltoidimiz var. Evet, deltoidde köşegenler dik kesişir. Bunu bir gösterelim. Şimdi burada bir Pisagor çakarsam şurayı 2 buldum. 2, 4, 2 kök 5. Başka AD ile CD eşittir. Tamam, deltoid ise bunlar buraya eşit. Bu da buraya eşit. 2 kök 5. Burası da 4 geldi. HK BH'ın 2 katıdır diyor. BH 2 ya. HK 4 o zaman. Gel şuradaki Pisagor'u gör. Hatta ikiz kenardaki üçgen 4, 4. Kök 2 katı olacak. 4 kök 2'yi paketle. Eş açıları 90 derece olan deltoid biçimdeki karton C köşesinden sola doğru katlandığında C köşesi BCD üçgeninin ağırlık merkeziyle çakışıyor. Tamam. Şurası ağırlık merkeziymiş. Şunu şöyle bir daha geriye doğru açalım. Ve şurası ağırlık merkeziymiş. Şunu şöyle köşegenimizi çizersek. Şurası A ise, şimdi şuranın tamamı 2A'ymış. O zaman bu da A, bu da A. C üssü noktasının köşegenlerin kesim noktasına uzaklığı 4 birim. Bak şurası 4 birimmiş. Köşegenlerin kesim noktasına uzaklığı. Şurası 4 ise burası da 4, burası da 4. CD 15'miş CD'nin tamamı. CD neresi lan? Ha, şurası 15'miş. O halde bak burası 12 çıktı. 9, 12, 15'ten şurası 9, burası da 9. BD nedir diye soruyor. 18'i soruyor bize. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 9 numarada tamamdır. Geldik 10 numaralı köşe taşına. Deltoid demiş arkadaşlarım. O zaman bu 2 ise bu da 2. Şimdi deltoidde uzun köşegen açıortaydı. Şurası açıortay. Neyi soruyor bize? 2, 4, 1. EC bölü BE. Hemen açıortayın kollarının ayaklarının oranına eşit olduğunu biliyoruz. Şurası 6, burası 3. 6'ya 3 kollarının oranı. O zaman
2K'ya K ayaklarının oranıdır. 2 bölü 1 çıkar cevap. Buna gelelim. Yine deltoid demiş. O zaman burası kesin açıortay. Sonra DE'ye 3K derseniz diyor. Şurası 3K ise EC 2K olacak diyor. Ve burası 5K ise burası da 5K değil mi? Deltoid de bu kenarla bu kenar eşit. Ve bakın burada yine şu açıortay özelliğini kullanalım. 5K'lık kola 10 düştü. 2 katı. 2K'lık kola 4 düşecek. Cevap C. Evet, buna bakıyoruz. Deltoid biçimindeki karton AC köşegeni boyunca birbiri üzerine katlanıp açılıyor. Tamam, katladık, açtık. Daha sonra aynı karton BE, ha neydi bu? AC köşegeni boyunca katlanıp açılıyor. Sonra da BE boyunca katlanıp açılıyor. Katlı halde A üssü E 6'dır. Şurası 6 ise bir kere burası da 6. Katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşit. Burası 8 ise burası da 8. Buna göre karton açılıp tek kat haline getirildikten sonra kat izlerinin kesişim noktasının, şimdi kat izleri şurada bir kat izidir. AC boyunca katlanmış. Şuradaki kesişim noktası burası. Kesişim noktasının B noktasına uzaklığının E noktasına uzaklığına oranı nedir? Bize de şuradaki A'nın B'ye oranını soruyor ki bu bir açıortaydı. Bakın kolları 8'e 6, ayaklarda 8K 6K, hatta 4K'ya 3K diyebilirim. 4 bölü 3 olur. Sorunun cevabı da Edirne'den gelir dostlar. Evet. Ha, bir köşe taşımız daha vardı. 11 numara. Ondan sonra tarama testine geçiyoruz. Evet. 11 numaralı köşe taşı. ABCD deltoid 2, 3, 6. Alan ABCD nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi deltoidde köşegenler dik kesişiyordu. Kısa köşegen 2'ye bölünüyordu. 3, 3. Deltoidin alanı tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi veya bütün dörtgenlerde olduğu gibi köşegenlerini çarp. Bakın bir köşegeni 8, bir köşegeni 6. 2'ye böl, bir de aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 90. Şimdi sinüs 91 olduğu için deltoidde sinüs 90'ı yazmayız. Direkt deriz ki köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 48 bölü 2'den 24. Yine deltoid 13'ü gördük. Deltoidin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen konuşalım. Burası 13 ise burası da 13'tür dostlarım. Şu kısa köşegeni çizersek, kısa köşegen 5 kök 2 kök 2 katı olacak, 10. Uzun köşegeni çizersek köşegenler dik kesişiyordu. Kısa köşegen 2'ye bölünüyordu, 5 5. Bakın burada 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Şurası da 45 45 90'dan 5 geldi ve deltoidin alanı uzun köşegenle kısa köşegenin çarpımının yarısıydı. Yani 17 ile 10'u çarp, 2'ye böl. Buradan da 170 bölü 2'den 85 mi geldi dostlarım? Cevap Edirne. K köşesinde birbirine monte edilmiş 12 santim uzunluğundaki özdeş 3 çubuktan biri sabit tutulup diğerleri sola ve sağa 30 derece döndürüldüğünde AKBC deltoidi oluşturulmaktadır. AKBC. Tamam. 45 derece döndürüldüğünde de şu deltoid oluşturulmaktadır diyor. Buna göre bunların alanları farkı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi dostum bu 12'ymiş, bu da 12'ymiş, bu da 12'ymiş. Gelin şuranın alanını biz bulalım. Sinüs alandan bulalım bu üçgenin alanını. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2. 2 kere 2 4'tür. 12 ile sadeleştirirsem 3. 36 gelir bunun alanı. Bu da 36'dır. Toplam 72'dir buranın alanı. Şimdi gelelim buraya. Bir tane üçgenin alanını bulalım. Şunu. Sinüsten buluyorum. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 45. Yani kök 2 bölü 2. 2 2 3 ne yaptı? 36 kök 2 geldi burası. 36 kök 2 de burada var. 72 kök 2 de bu. Bize de diyor ki 72 kök 2'den 72'yi çıkar. Yani 72 parantezinde kök 2 eksi 1. O da Ceyhan'da var. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlarım. Evet, 11 numarada tamamdır. Bir sonraki videoda da tarama testini, konu testini ve ÖSYM sorularının hepsini bir arada çözeriz arkadaşlarım. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.